Avrupa önemliydi. Şöyle yüklememizi yapalım. Önce genel hatlarıyla yakın çağa bir bakalım, göz gezdirelim. Yakın çağ Avrupa'da önce sanayi devrimiyle başlıyoruz. Sanayi devrimi, sonra ABD'nin kurulması, Fransız İhtilali diye devam ediyor. Akıl ve aydınlanma çağını burada da ele aldık. Rönesans hareketleri sonucu skolastik düşünce geriliyor. Yerini bilimsel düşünce ön plana çıkıyor. Reform hareketleriyle birlikte eleştirel düşünce, özgür düşünce, toplumsal yaşamın temelini oluşturuyor. 17. yüzyıl akıl çağı, 18. yüzyıl aydınlanma çağı ortaya çıktı. Aydınlanma düşünürleri bilgiye ulaşmada, bilgiyi kullanmada akıl, deney, gözlem yöntemini öne çıkarttılar. Akıl, deney ve gözlem yönteminin ön plana çıkması Avrupa'da bilimsel teknolojik gelişmelerin önünü açtı. Fizik, kimya falan gelişti. Sanayi ise tanımı şu: kas gücüne dayalı üretimden makine gücüne dayalı üretime geçilmesine sanayi devrimi deniyor. Fabrikalar kuruldu gördüğünüz gibi. El tezgahları fabrika sisteminin tek tek üretimden seri üretime geçişi, insanlığın emeğinin yerine makinenin almasını ifade eden bir kavram. İngiltere'de başladı biliyorsunuz. Daha sonra Avrupa ülkelerine yayıldı. Sanayi devrimi coğrafi keşiflerin etkisiyle yeni kıtaların bulunması ve yeni kıtalardan malların getirilmesi Avrupa'yı zenginleştirdi bu şekilde. 17. yüzyıl sonunda Deniz Papin ilk buhar makinesi de yapmayı başardı. İlk kez İngiltere'de bulundu ve ilk olarak tekstil alanda kullanıldı. Kas, su ve rüzgar gücü yerine enerji olarak kömür ve petrol kullanılmaya başlandı. Maalesef yenilenemeyen enerji kaynakları kullanılıyordu. İngiltere'de orta çağ kurumu olan lonca sistemine dayalı sanayi üretimi yetersiz hale geldi. Yetersiz hale geldi. İşlevi bitti. Loncalara bağlı zanaatkarlar artık bağımsızdılar ve kendilerine iş siparişi yapan tüccarlar için çalışmaktaydılar. İşte bu şu çarklı olan gemiler var. Çarklı. Bu da kömürlü trenler. Neden önce İngiltere'de başladı? Çünkü en büyük sömürge devleti. Sömürgelerden dolayı ham madde çabuk buluyor. Coğrafi keşiflerden sonra büyük bir sermaye birikimi oldu. İngiltere kralının teknik elemanların, bilim adamlarının, mucitlerinin yurt dışına çıkmasını yasaklaması da bunda etkili. Giderek makinesiz kol gücüne dayalı üretim yapan imalathanelerden tüccarlar için bir arada çalışmaya başlıyorlar. Bu durum iş bölümü ve uzmanlaşmayı da yanında getiriyor. Değerli öğrencilerim, Deniz Papin 1647-1712 yılları arasında yaşadı. Fransız fizikçidir. Suyun kaynağını ve biriken buharın suyun kaynama noktasına yükseldiğinde sıkıştığını ve bu nedenle de şeyi yapıyor. Düdüklü tencereyi. İlk yapılan düdüklü tencere icat ediliyor. Papin dikkat ettiği şey daha çok yüksek ısıda kemikler yumuşuyor ve et daha çabuk pişiyordu. Tencereye buhar basıncının çok yükseltilmesine karşın bir de güvenlik vanası eklenmişti. Yani o düdük çalması. Bu sistem aynı şekilde trene, bu sistem aynı şekilde gemiye de eklendi. Buhar makinesi Yunanlılara göre Ayasofya'nın mimarı Anthemius, İngilizlere göre James Watt veya Thomas Severey, Fransızlara göre de Denis Papin, İtalyanlara göre de Giambattista della Porta keşfediyor. Yani her millet farklı farklı kişiyi söylüyor ama biz genelde Papin'i söylüyoruz. James Papin, James Watt, Fransızlara göre Papin'dir ama İngilizlere göre Watt'tır. İngiliz mühendis Thomas Safery, yani Safery, ilk ticari olarak satılan buhar makinesini yapıyor. Bu makine maden ocağında suyu dışarı atmak amacıyla kullanılan, madencinin arkadaşı olarak tanımlanan makina. Osmanlı'da olumsuz etkiliyor tabii ki. Küçük atölyeler kapanıyor. Ülkeye bol ucuz mallar girmeye başlıyor ve dışa bağımlı hale geliyoruz. İşsizlik artıyor. Loncaların hiçbir önemi kalmıyor. Üretilen malların fiyatı düşüyor maalesef. Osmanlı Devleti zor zamanlar yaşıyor bu surette. Sanayi devriminde 1838 Balta Limanı ticaret anlaşmasını da unutmayın. O da bizi maalesef dışarıya bağlıyor 2. Mahmut döneminde. Peki başka neler icat edildi?
tohum makinası 1701'de, civalı termometre 1714'de, ışık sapması keşfediliyor. Sonra çelik eritiliyor 1740'da. Sonra James Watt İskoçya'da buharlı çalışan makineyi 1763'te buluyor. Hidrojen keşfediliyor. Çıkrık makinesi 79'da. Robert Fulton adındaki Amerikan buhar makineyi gemilere uyarlar. Robert Fulton gemilere uyarlıyor. 1812'de buharlı lokomotifler üretilmeye başlıyor. Bücher Duvert icat ediliyor. Okyanus ötesi gemilerde kullanılmaya başlanıyor buharlı makineler. Morse ABD'de ilk ticaret amaçlı telgraf servisini hizmete soktu. Samuel Morse, Morse alfabesini de geliştirdi bu şekilde. Grimbel 1876'da telefonu buluyor. Almanlar pancardan şeker çıkartma tekniğini buldu. Yine bir Alman kimyager suni gübreye ulaştı. Peki sanayi devriminin sonucunda ne oldu? Avrupa'da üretim arttı, insanların refah seviyesi yükseldi, temizlik, konfor, sağlık anlayışları gelişti. Fabrikalarda erkeklerin yanı sıra çocuk ve kadınların da 20 saate varan çalışma saatleri altında ezilmesine maalesef sosyal eşitsizliğe yol açtı bu durum. Kapitalizm, sosyalizm, emperyalizm gibi fikir akımları ortaya çıktı. Sanayi devrimi geri kalmış teknolojik gelişimini tamamlayamayan ülkeler için büyük bir kayıp. Çünkü sömürgecilik hızlandı. Ham maddesi fazla. Sosyalizm ortaya çıktı. Bu terime ilk kullanılışı 19. yüzyıla kadar gidiyor sosyalizm. İlk kez 1827'de İngiltere'de Robert Owen takipçileri tarafından adlandırılıyor. Sosyalizm Robert Owen'ın takipçileri tarafından kullanılmış. Onu unutmayalım. Sosyalizm bütün üretim araçlarının devlet eline geçmesi demek. Kapitalizm üretim araçlarının özel mülkiyete tesisi demektir. İşte bunu da açıklayan Adam Smith'çi vardı. Adam Smith kapitalizmi açıklamıştı. Liberalizm biraz da geçiyor. Bir de Weber vardı. Max Weber. Benim de çok sevdiğim. Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu adlı eseri var. Kapitalizmin geleneksel ekonomik hareketleri nasıl değiştirdiğini anlatıyor Max Weber. Onu da unutmayalım. Weber'e göre kapitalizm insanlık tarihinin en gelişmiş ve karmaşık ekonomik sistemidir diyor Max Weber. Değerli öğrencilerim, Osmanlı için maalesef bu makinalaşma hoş değil. Osmanlı makinalaşmadığı için yıkıldı. Şimdi ABD'nin kurulmasına geçelim. İngiltere ve Fransa arasında sömürgecilik ve deniz üstünlüğü için çıkmış olan 7 yıl savaşları var. Ve bu 7 yıl savaşları sonrasında İngiltere sömürgelerine ne yapıyor? Vergi getiriyor. ABD 1492'de Christophe Colomb tarafından keşfedildi ama Amerikan Vespucci buranın yeni bir kıta olduğunu söyledi ve bu şekilde Amerika kıtası ortaya çıktı. İngilizler daha sonraki dönemlerde kıtanın iç kesimlerine doğru ilerleyerek yeni topraklar kazandılar. Bakın ilk kurdukları Virginia'ydı biliyorsunuz. Virginia'dan bahsetmiştik. Kuzey Amerika kıtasında 13 koloni oluşturdular. Şurada 13 koloni oluştu. Bu kolonilere çoğunluğu İngiliz olmak üzere Avrupa'dan getirdikleri göçmenleri de yerleştirdi. Bunların çoğu zaten suçlu, sapık, supuk adamlardı. Amerikan Bağımsızlık Savaşı neden verildi? 7 yıl savaşları sırasında Kanada ve Florida'ya yerleşme vaadiyle İngiltere'ye para, malzeme ve insan yardımı yapan kolonilerde birleşme duygusu oluştu. Şuradaki İngiliz kolonisinde 7 yıl savaşları kazandığı halde İngiltere'nin Fransa'dan alınan Kanada'ya ve İspanya'dan alınan Florida'ya kolonilerden göçü yasaklaması. Buralara göçü yasaklıyor. Kolonilerin İngiltere parlamentosunda seçilmiş temsilcileri bulunmuyor ve halkın oluru alınmadan vergi koyulmaz ilkesine hareketle karşı çıkıyorlar. Bu gelişmeler karşısında İngiltere'nin pul ve damga vergilerini kaldırması ancak temel tüketim mallarına yeni vergiler koyması çok enteresan. 1773'te Boston Limanı'nda, Boston Çay Partisi var burada. Boston Limanı'na gelen çay yüklü bir İngiliz şilebinin çayları koloni halkları tarafından denize dökülmesiyle olay çıkıyor. İngiltere'ye karşı isyan başlatılmış. Boston Çay Partisi deniliyor buna. Amerika Bağımsızlık Savaşı yalnız da sömürgeciliğe karşı bir ayaklanma değil sevgili öğrencilerim.
İngiltere'nin sömürgecilik yarışındaki rakipleri de bu savaşta Amerika'yı destekleyerek İngiltere karşısında üstünlük elde etmeye çalıştılar. Böylece Amerikalılara Fransa başta olmak üzere Hollanda ve İspanya'da destek vererek İngilizlerin karşısına yer aldılar. Yani İngilizlerin düşmanları olan Hollanda, İspanya hatta Fransa kimleri destekledi? Buradaki Fransız, buradaki İngiliz sömürgelerini destekledi. Peki savaşın gelişmesi ve sonuçları nasıl oldu? 1774'te koloni temsilcileri 1. Philadelphia Kongresi'nde toplandılar. 1774'te. Şimdi şuradan tekrar alalım. Coğrafi keşiflerden sonra İngiltere ABD kıtasındaki koloni 13 yerleşim yerini kurmuştu. Virginia ilk kurulandı. Boston, Philadelphia, New York. Bu koloniler İngilizlere bağlıydılar. 7 yıl savaşlarında İngiltere Fransa'yı yenmiş ancak İngiliz maliyesi olumsuz etkilenmiş. Çay, cam, pul gibi bazı temel maddelere konulan vergileri kolonilere ödemek istemediler ve 73'te Boston limanına gelen çay yüklü 4 İngiliz gemisinin yükü denize boşaltıldı. Boston Çay Partisi dendi ve koloniler bağımsızlık mücadelesine başladılar. 1774'te koloni temsilcileri 1. Philadelphia Kongresi'ni topladılar ve İngiliz hükümetinden koloni meclisinin onayı alınmadan vergi konulmasını ve ticareti engelleyecek yasaların kaldırılmasını istediler. Ancak İngiltere bunu reddetti. Bu kongre aynı zamanda Amerikalı kavramını ortaya attı. Şu 1. Philadelphia Kongresi. Artık orada yaşayanların hepsi Amerikalı kavramı oldu. İstedikleri reddedilince koloni temsilcileri bu sefer 1776'da 2. Philadelphia Kongresi'ni toplayarak savaşa karar veriyorlar. Savaşa karar verdikleri bu 2. Philadelphia. George Washington'ı başkomutan seçiyorlar burada. Aynı zamanda bağımsızlık ilan eden koloni temsilcileri bağımsızlık ve insan hakları beyannamesini yayınlıyorlar 4 Temmuz 1776'da. Evet, o 4 Temmuz biliyorsunuz Amerika bağımsızlık günüdür. Amerika bağımsızlık bildirgesini hazırlayanlar da çok enteresan. Thomas Jefferson ve Benjamin Franklin. Bu paranın üstünde fotoğrafları var. Thomas Jefferson ve Benjamin Franklin. Buna göre, yani bağımsızlık bildirgesine göre insanlar doğuştan devredilemez, vazgeçilemez haklara sahiptir. İnsan Hakları Beyannamesi 1776'da 2. Philadelphia Kongresi'nden sonra yayınlandı. Onu unutmayın. Amerikalılar 1777'de Saratoga'da İngilizleri yeniyorlar. Bu gelişme üzerine 7 yıl savaşlarında İngiltere yenilerek kolonileri kaybeden Fransa, İspanya ve Hollanda da İngiltere'ye karşı savaşa girişiyorlar. Bunun üzerine İngiltere Kralı George, akrabaları olan Alman prenslerinden asker istiyor. Alman paralı askerlerinden oluşan İngiliz Birliği General Cornwallis komutasında 1781'de Amerikalılara Yorktown Savaşı'nda yeniliyor. İşte o Yorktown Savaşı'nı unutmayın. Ve barış istemek zorunda kalıyor İngiltere. Aynı yıl İngiltere'de kolonilerle barış yapılmasından yana olan Winkler Partisi iktidara geliyor. İngiltere 1783'te, işte şurada yazdığım 1783'teki Versay Anlaşması'nı imzalıyor ve kolonilerin bağımsızlığını kabul ediyor. Amerika kolonilerin bağımsızlığını nerede tanıdı? Versay Anlaşması'nda. Özgürlük bildirgesi dikkatle okunduğunda krala karşı sistemlerden birinin yabancı paralı askerleri kullanılması olduğu görülüyor. Bu askerlerin yarısından azı Almanya'ya geri dönebiliyor. Binlercesi hastalıktan ve savaşta, hapiste falan filan ölüyorlar. Evet. Sonuçta askeri açıdan hiçbir farkı yok bunların. Politik açıdan da bakıldığında George'un dahiyane fikrinin Amerikan ulusunun doğuşunda ne kadar etkili olduğunu görmemiz mümkün. Versay Anlaşması Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan sonradığı anlaşmayla aynı adı taşıyor. Onu unutmayın. Koloniler şöyle diyelim. Koloniler bağımsızlıklarını kazandılar. Fakat yeni rejimin ne olacağı konusunda bayağı tartışma var. 1783 ile 87 tarihler arasında koloniler birbirleriyle savaşıyorlar. Bakın. Savaşı merkezi cumhuriyetçileri mağlup eden feodalistler kazanıyor. 1783'te koloniler bir kez daha toplanarak laik ve federal cumhuriyet anayasasını kabul ediyorlar.
Buna da 3. Philadelphia Kongresi deniyor. 3. Philadelphia Kongresi'nde 1787 yılında George Washington başkanlığında ilk anayasa kabul edilir ve Amerika Birleşik Devletleri kurulur. Ne zaman kurulmuş? 3. Philadelphia Kongresi'nden sonra 1787'de kurulmuş. Amerika'nın kurulması 1787'de, Versailles Anlaşması ise İngiltere'nin kolonilerin bağımsızlığını kabul etmesi. Onu unutmayın. Değerli öğrencilerim, bir Cezayir Anlaşması var Amerikan tarihinde. Tek yabancı anlaşma, yabancı dilde tek anlaşmadır bu. Türkçedir. Osmanlı'ya vergi vermiştir Amerika. Trablus-Cezayir Anlaşması da deniyor buna. Anlaşmaya göre Amerika Osmanlı'ya vergi verecek. Onu unutmayalım. Cezayirli Hasan Paşa'ya namı değer Hasan Dayı deniyor ya. Bir bilgim daha var. 1800'de George Washington fırkateyni ABD elçilik heyeti 3. Selim ile görüşüyor. 3. Selim. Hani demiştik ya ilk Türk-Amerikan ilişkileri 3. Selim döneminde başlar diye. 3. Selim ile görüşüyor. İlk Osmanlı Washington elçisi Fransız Blesgua Bey'dir. Ki Türk değil bu adam, Fransız bir adam. Blesgua Bey 1800'de Türk-Amerikan ilişkileri başlar. Zaten 1823 yılında da Monroe Doktrin yayınlıyor hatırlıyorsanız. Monroe Doktrini. Bu Monroe Doktrini'nde Avrupa'nın iç işlerine falan karışmayacağız deniyor. Defalarca da işledik Monroe Doktrini. Bir de çok ünlü Amerikan İç Savaşı var. Bu Amerikan İç Savaşı ne zaman başlıyor derseniz 1861 ile 1865 yani 4 yıl Amerikan İç Savaşı var. Peki o zaman başkan kim? O zaman başkan Abraham Lincoln. Abraham Lincoln niye çıkıyor? Washington'daki yönetim ile ters düşen Güney eyaletleri arasında çıkıyor. Yani Güney-Kuzey Savaşı. Abraham Lincoln başkan seçilmesinin ardından Güney'deki 7 eyalet, bu 7 eyaleti de söyleyeyim. Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Texas, Georgia ve Louisiana eyaleti başkanları köleliği kaldıracağına kesin gözüyle bakma endişesiyle kuzeyi istemiyorlar. Yani köleliği istiyorlar güney, kuzey köleliği istemiyor. Başlarda çok insancıl bir sebep olmasına rağmen kuzey eyaletleri bu tutumu aslında güneydeki siyah kölelerin kuzeyde kurulan sanayi kuruluşlarına aktarılmasını sağlamaktı. Ayrıca güney eyaletlerin İngilizlerle olan ticari ilişkileri, yani güney eyaletlerinin pamuk vererek karşılığında İngilizlerden Afrikalı köle almaları kuzey eyaletlerini tedirgin ediyor. Ve güney eyaletlerinin dizginlemesi gerektiğini düşünüyor kuzey eyaletleri. Ayrıca İngilizler ucuza satılan pamuk ham maddesi kuzeydeki sanayi kuruluşlarında işlenebiliyor ve büyük ekonomik gelir elde edebiliyorlar. Bütün bu sebeplerden dolayı Güney eyaletlerinde oluşan Güneyli Konfederasyon, biraz önceki söylediğim, kuzeydeki diğer eyaletlerden oluşan birlik arasında Amerikan İç Savaşı başlıyor. Bu iç savaş güneydeki 72 bin ve kuzeyden 82 bin askere karşı karşıya getiriyor. İki tarafta ağır kayıplar veriyor ama savaşı kim kazanıyor? Kuzey-Güney Savaşı'nı kim kazanıyor Amerika'da? Kuzey-Güney Savaşı'nı Kuzey kazanır sevgili öğrencilerim. Yani Başkan Abraham Lincoln kazanmış. Güney eyaletlerini sömürmek yerine onlara kalkınmalar için borç vermeyi teklif ediyor Abraham Lincoln. Kuzey Birliği'ndeki taraflar ve çıkar grupları başkanın tam tersine Güney topraklarının işgal edilmesini savunuyor. Neyse yapılan bütün anlaşmalardan sonra Senatör Wallace gizli servisin hazırladığı bir kumpasla aslen oyuncu olan John Wilkes Booth Başkan Abraham Lincoln'u silahla başından vurarak öldürüyor. Amerika 1819'da işte İspanya'daki Florida'yı, İspanya'dan Florida'yı, 1803'te Fransa'dan Louisiana'yı, 1848'de ise Meksika'dan Kaliforniya'yı, 1867 Alaska'dan Alaska'yı da Rusya'dan satın alıyor. Texas'ta ise 1844'te bir anlaşma sonucu da ABD'ye katılmış.
Evet. Değerli öğrencilerim, ABD kazandı. Bu kuzey eyaletleri ama Abraham Lincoln'un ölümüyle sonuçlandı. Amerika iç savaşı yumuşak jöle kıvamında, üzeri pudra toz kaplı bir Türk lokumu, yani jelibon için esin kaynağı oluyor. Amerika iç savaşında askerler bunu yiyor. İlk kez 1861'de şekerci William Stuart tarafından Amerikan iç savaşı sırasında askerler için yapıp gönderdiği ortaya çıktığı düşünülüyor. Bu jelibonun, jelibon bir Türk lokumundan esinlenmiştir. Onu unutmayalım. Evet. Amerikan İç Savaşı'nda öldürülen Amerikan başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Öldürülen başkan hangisidir? Öldürülen başkan hangisidir Amerikan İç Savaşı'nda? Tamam, söylüyorum. Abraham Lincoln. Kuzey kazanıyor, onu unutmayın. Değerli öğrencilerim, Fransız İhtilali 1789'da çıkıyor. Bildiğiniz gibi Amerikan bağımsızlık bildirgesi yayınlanınca bu top gibi düşüyor şeye, Fransa'ya. Fransa'da ihtilal öncesi sosyal eşitsizlik var. Gittikçe büyüyen bir kapitalist uygulama var. Hatta liyakatsiz işe alımlar var. İşçilerin kötü davranılması var. En üst tabaka nüfusun sadece %2'sini teşkil ediyor. 25 milyonluk nüfusun 23 milyonunu halk oluşturuyor. Asiller topraklarında köylüleri çalıştırıyor ve vergi vermiyorlar asiller. Değerli öğrencilerim, krallık yani monarşi yönetiminin halka baskı uygulaması ve ülkeyi koyu bir mutlakiyete yönetmeleri Fransız toplumunun birbirinden çok farklı sosyal sınıflara bölünmesine sahip oluyor. Maliyenin bozulması da etkili burada. Sonra üçüncü sınıf halktı. Yani kendi arasında sınıflara ayrılan bu tabakada verginin çoğunu halk ödüyordu. Halkın iki grubunu teşkil eden burjuva sınıfı da büyük ve küçük burjuva sınıfı olarak o da ayrılıyordu. Pek zengin olmamakla beraber köylülere nazaran iyi durumdaydı bu burjuvalar. Köylüler ise tabakanın en altında bulunuyordu. Topraklarının sahip olmasına rağmen çok miktarda vergi veriyorlardı. Değerli öğrencilerim, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot gibi aydınların fikirleriyle halkı etkilediler. Yüzyıllık bir süreç aynı zamanda bu. İngiltere'deki meşrutiyet yönetimi ve Amerika'daki insan hakları, demokrasi gibi gelişmelerin Fransız toplumu üzerinde de etkili olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi Jacobenlerden bahsetmek istiyorum. Jacobenler çok etkilidir bu Fransız devriminde. En ünlü siyasal grubudur Jacobenler. Cumhuriyetçi ve devrimci etkinliklerini 1792'den sonra giderek arttırıyor ve baskıcı bir faşist yönetim alıyor. Tepeden inme şeklinde devrimci hükümeti ele geçirip terör ettirmiş bu Jacobenler. Jacobenleri unutmayın. Bir de Kordeliler var. Kordeliler. Bu da 1790'da Paris'te İnsan ve Yurttaşlık Haklarının Dostları Derneği adıyla kurulan bir kulüp, Kordeliler grubu. En önemli önderleri Danton var. Sonra Clement var. Clemente, Heber var. Kordeliler dernek için önemli bir rol oynayan, siyasal yaşamdan da kopuyorlar aslında bu şeylerden dolayı, Jacobenlerden dolayı. Cumhuriyetçiler, Girondinler, Ilımlı Cumhuriyetçiler, Montagnalar, Solcu Cumhuriyetçiler bunlar. Bir de Girondinlerin lideri Dondon ve Jacobenlerin lideri Robespierre 1794'te idam ediliyor. Fransız devrimini uzun yıllar ders kitabı olarak okutmuş ve bu konuda 4 ciltlik eser yazmış olan birisi var ki o da Albert Matisse. Albert Matisse Fransız devrimini uzun yıllar ders kitabı olarak okutuyor. Ona göre diyor ki gerçek devrimler diyor siyasal biçimlerini ve hükümet adamlarını değiştirmekte kalmıyorlar. Örgütleri, değişiklikler ve toplumsal sınıflar arasında mülkiyeti kaldırırlar diyor. İşte Atatürk'ün Türk devrimi buna çok güzel bir örnek. Alman düşünür
Aster de şöyle söylüyor. Gerçek bir devrim diyor. Yalnızca güç kullanarak bir devlet anayasasının ortadan kaldırılması değildir. Başka bir şey vardır. O da nedir diyor. Evet. O da nedir diyor. Devrim toplum bilincinde yeni bir şeyin kavranmasıdır. Zaten Türk devrimini Fransız devriminden ayıran en büyük özellik bu. Ziya Gökalp ne diyordu Fransız devrimi için? Diyor ki bir toplumda yavaş yavaş hareket eden bilinçsiz gelişimin birdenbire ve bir hamle ile bilinçli bir hale gelmesinden başka bir şey değil diyor. Ama işte Türk devrimi 2 yılda gerçekleşiyor. Fransız ihtilali 100 yılda gerçekleşiyor. Değerli öğrencilerim, Kral 16. Louis vergi meselesini halletmek için Etejonara Meclisi'ni topluyor. Ki Etejonara Meclisi 1614'ten beri toplanmıyordu. Etejonara Meclisi, onu unutmayın. Ve burada asiller burjuva sınıflarının temsilcilerinin bir millet meclisi de toplantıya çağrılıyor. Sonra 5 Mayıs 1789'da mecliste genel olarak işte halk temsilcileri 1780 kendilerine milli meclis ilan ediyor bu halk meclisi. Bu duruma razı olmayan kral meclisin dağıtılmasını emrini veriyor. Yani halk bir milli meclis kurmuş. Bu emir yerine getirilmiyor tabii ki. 9 Temmuz'da kurucu meclis haline getiriliyor bu meclis. Kralın meclisi dağıtma isteği üzerine Galyan'a geliyor. Halk Paris'te isyan ediyor. 14 Temmuz 1789 yılında siyasi mahkumların bulunduğu 7 kişi zaten bu mahkum. Bastil hapishanesine ele geçiriyorlar ve bırakıyorlar. Serbest bırakıyorlar. Bu tarih Fransızların milli bayramı oldu. 14 Temmuz Fransızların milli bayramı. Daha geçen hafta o milli bayramı kutladılar. Değerli öğrencilerim, şimdi Fransa'da bütün manastırlar, şatolar yakılıp yıkıldı. Kral bir anda tüm yetkilerini kaybetti. Asiller ülkeden kaçmaya başladılar. Hatta şey vardı, Seine Nehri'nde 300 papaz. Hatta sandallarla beraber suya gömülüyor. Fransa Milli Meclisi Etejonara kral tarafından toplantıya çağrıldı ve yeni vergilerin görüşülmesi istendi. Bu görüşmeler soylular ve halk temsilciler arasında anlaşmazlık yaşanmasına neden oldu. Halk tarafından oluşturulan kurucu meclis ya da diğer millet meclisi kral tarafından güç kullanılarak dağıtılmaya çalışıldı. Ve halk siyasi hükümlü kapsedilmesini yani Bastil hapishanesini bastı. Hükümleri kurtardıktan sonra hapishaneyi yakıyorlar. 14 Temmuz'da. Bu olaydan sonra Fransız halkı silahlandı ve ihtilale başladı. Fransa'da bütün manastırlar, şatolar yakılıp yıkıldığını söyledim. Meclis karışıklıkları önlemek için 4-5 Ağustos gecesi derebeylik sistemini kaldırıyor. Herkesi eşit vergi vermeye özendiriyor. İnsan hakları beyannamesi yayınlanıyor. Değerli öğrencilerim, 1789'da binlerce kadın ekmek istiyoruz diyerek sokağa çıkıyor. Ne oldu bundan sonra? Ekmek istiyoruz sloganıyla Versailles Sarayı'na yürüyüşe geçiyorlar. Burada kraliyet ailesi esir alınarak Tuileries Sarayı'na naklediliyor. Kral 16. Louis idam ediliyor demiştim ya. İnsan hakları beyannamesiyle siyasi ve sosyal hayatı değişen Fransa 100 yıllık müesseseleri bir anda yıkılıyor. Değerli öğrencilerim, ekmek yoksa pasta yesinler. Sözü de buradan çıktığı düşünülüyor. Yani tam olarak kimin söylediği belli değil ama kadınlar ekmek istiyoruz sloganıyla saraya doğru yürüyünce güya sarayda denmiş ki ekmek yoksa pasta yesinler. Böyle bir cümle dolaşıyor ortalıkta. Değerli öğrencilerim, insan hakları beyannamesini yayınlayan Fransızlar, şöyle Fransızlar, 19 ve 20. yüzyılda sömürgeciliklerinde milyonlarca insana her türlü eziyete reva görüyorlar. Aynı Amerika gibi Haçlı zihniyeti devam ediyor. Yani demokrasinin gereği olarak Jacobinler ve Garodinler adında iki parti kuruluyor daha sonra. Değerli öğrencilerim, peki bu dönemden sonra ne oluyor? 1792'de Yasama Meclisi, krallığın kaldırılması ve cumhuriyetin ilanıyla yeni bir döneme giriyor. Bu döneme konveksiyonel dönem deniliyor. Konvansiyon dönem.
Bu dönem iç isyanlarla dolu olup binlerce insan hayatını kaybediyor. Evet. Peki Fransızlar da 1793'te 1815 arasında kim iktidar? Fransa'da Napolyon Bonaparte ihtilal sonrası şeye geliyor, iktidara geliyor. Her millete bir devlet sloganıyla çevresindeki çok uluslu devletleri parçalamaya yemin etmiş. Zaten Fransa ihtilalinden kısa süre sonra Avrupa'da monarşiler Fransa'ya karşı çeşitli ittifaklar da kuracaklar. Bu dönemde direktuar dönemi var. Direktuar. Napolyon Bonaparte direktuar. Ardından konsüllük dönemi var. Sonra konsüllük dönemi bitiyor. İmparatorluk dönemi başlıyor. Ve Napolyon'un yaptığı en büyük hata Rusya'ya karşı savaşıyor. Waterloo Savaşı'nda yeniliyor. Waterloo Savaşı 1815'te gerçekleşiyor ve Napolyon Bonaparte bitiyor. Ondan sonra da Viyana Kongresi toplanıyor bildiğiniz gibi. Fransız ihtilalinin sonuçları yıkılmaz diye düşünülen, hatta egemenlik hakları Tanrı'dan aldığı iddia edilen mutlak krallar yıkılabileceği anlaşılıyor. Milliyetçilik, demokrasi, laiklik, eşitlik, özgürlük gibi kavramlar getiriliyor. Fransız ihtilali sonuçları bakımından evrensel ki yakın çağının da başlangıcı kabul ediliyor. Yeni çağın sonu, yakın çağın başlangıcı. Dağınık halde bulunan milletler siyasi birliklerini kurmaya başlıyorlar. Tabii ki bu Osmanlı için hoş bir şey değil. Yani Osmanlı'nın dağılmasına sebep olacak. Ondan sonra Viyana Kongresi var. Onu daha önce bahsetmiştik. Napolyon'un dağıttığı kralları tekrar yerine getiriyorlar. 1830 ihtilalleri ikinci Fransız ihtilalidir. 1830 ihtilalinde Napolyon'dan sonra Fransa'da kurulan monarşik dönemin kralı 10. Charles ve Başbakan Polignac'ın özgürlükleri kısıtlayıcı önlemler almalarından dolayı 2. Fransız İhtilali de 1830'da çıkıyor. 10. Charles tahttan indiriliyor. Liberal olarak tanınan Louis Philippe kral seçiliyor. Fransa'da başlayan 30 ihtilalleri daha sonra İngiltere, Hollanda, Belçika, Norveç'e de sıçrıyor değerli arkadaşlarım. 1830 ihtilalleri Avrupa'da liberal milliyetçilik akımını da getirmiş ve 1830 ihtilalleri bizim Tanzimat Fermanı'nda etkiler aynı zamanda. 1848 ihtilalleri de işçi ihtilalleridir. Onu unutmayın. Sanayide çalışan işçilerin ihtilali. Arada biraz fark var. İşte bu yıllarda, yani 1845'li yıllarda Karl Marx'ın, Friedrich Engels'in yazdığı kitaplar da Komünist Manifesto'yu yazmışlardı. Etkili olmuş. Değerli öğrencilerim, 1870'te İtalya Birliği'ni tamamlıyor ve 1871'de de Almanya Birliği'ni tamamlamış oluyor. İtalya ve Almanya Birliği'ni tamamlıyor. 1870'te İtalya Birliği'nin fikir babasını söylemek istiyorum. İtalya Birliği'nin fikir babası Giuseppe Mazzini'dir. Bunu unutmayın. İşte burada Fransız ihtilali var. Napolyon Bonaparte falan filan. Restorasyon dönemi neyle sona eriyordu? Navarin'de donanmamızın yakılmasıyla sona eriyordu. 1830'da 10. Charles tahttan indiriliyor. İsveç ve Norveç krallıkları birbirinden ayrılıyor 1830 ihtilallerinde. Hürriyetçi aydınlar ayaklanıyorlar. Belçikalılar ayaklanmış, Hollanda'dan ayrılmış. Fransa'da Meşruti Krallık kurulmuş. 1948 ihtilalleri sanayi devrimiyle ortaya çıkan işçi sınıfının sosyalist bir parti kurarak emeklilik, tazminat, sigorta gibi şeyler istemesi, Fransız kralının kabul etmemesiyle başlıyor. İdam cezası kaldırılıyor. Fransa'da cumhuriyet ilan edilip herkese oy kullanma hakkı, tüm Fransız erkeklerine seçme hakkı da tanınıyor 1948 ihtilalleriyle. Sevgili öğrencilerim, İtalya'nın fikir babası, yani İtalya'nın kurulmasının fikir babası Giuseppe Mazzini'dir. Carbonaro örgütünün de önderi değil mi? Carbonaro örgütünün önderi. Roma'da gerçekleştirdiği ayaklanmalar sayesinde Yeni İtalya adlı gizli bir örgüt kuruyor. Giovanni Italiani bu şeyi kuruyor. Böyle bir örgüt kuruyor. Ve bu örgüt neyi başarıyor? İtalya'nın birleşmesini başarıyor. İtalya hangi krallığın etrafında birleşiyordu? Piemonte. Piemonte, aferin.
Almanya'nın siyasi birliğini tamamladığı tarih de 1871'di. Ondan da bahsetmiştim. Viyana Kongresi'nde bir Almanya Konfederasyonu'nun kurulmasına karar verilmişti. Viyana Kongresi'nde 1815'te. Merkezi Frankfurt'ta olan bir konfederasyon, Avusturya'nın başkanlığında toplanan bir meclis tarafından yönetilecekti. Prusya bu konferansın dışında kalacak. Bu yüzden de zaten Prusya ile Avusturya birbirlerine rakip hale geldiler. Alman Birliği'nin kurulmasında Prusya Başbakanlığı'na getirilen Bismarck'ın çok önemli bir katkısı var. Kan ve demir. Kan ve demir. Almancası Blut und Eisen. Alman Şövalye Otto von Bismarck'ın Alman topraklarının birleşmesiyle ilgili ortaya attığı bir kavramdır. Kan ve demir. 1862 tarihinde Prusya Eyalet Meclisi Bütçe Komisyonu önünde yaptığı konuşmaya verilen isim de aynı zamanda bu. Kan ve demir ifadesi çoğu kez onun izlediği dış politikaları tanımlamakla kullanılıyor. Alman Birliği'ni kan ve demir politikasıyla gerçekleştiriyor. Bu Bismarck. Prusya Başbakanı biliyorsunuz. Şeyi de toplamıştı. Yani Bismarck bizim 1878 Berlin Anlaşması'nda Bismarck başkandı. 1870'te Fransızları Sedan Savaşı'nda yeniyor ve Alsace-Lorraine'i geri alıyor. Alman Birliği'ne sağlıyor sevgili öğrenciler. Böylelikle yakın çağda Avrupa tarihinde bitirmiş olduk. Fransız İhtilali, Bastille Hapishanesi, 7 kişi onları da bitirmiş olduk. Güzel bir ders Avrupa tarihi yakın çağda. Sizin için tekrarladım. Normalde yakın çağa kadar işlemiştik ama orta çağ ve yeni çağda aydınlanma dönemi Yılmaz'da işlemiştik ama sizde tekrar gözden geçirdik sevgili öğrencilerim. Şimdi rica ederim. Şimdi hemen linki gönderiyorum. Hemen gönderiyorum ara vermeden. Şu bilim ve teknolojiyi gözden geçirelim sevgili öğrencilerim. Tamam, atarım. Tamam. Şimdi linki gönderiyorum ve bilim ve teknolojiye giriyoruz. Zaten işledik Avrupa tarihinde bilim ve teknoloji de vardı ama birkaç önemli nokta var. Orayı size anlatacağım. Bilim ve teknoloji. Hemen linki atıyorum.